değerlendirecek. Daha sonra çağrı sahibi çağrıyı yapan Esen Sarısürük Parkı İlçesi ve Ankara Direniş ve Dayanışma Forumu bileşenleri hazırladıkları basın metnini sizlerle paylaşacaklar. Daha sonra da aramızda bulunan değerli milletvekilleri eğer kendileri isterlerse duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaşacaklar. Şimdi duygu ve düşüncelerini almak üzere sözü Ekrem Yoldaş'ın küçük kardeşi İkrar Sarısürük'e veriyor. Mahkeme kararının gerekçesinde
sadece ve sadece bu katili kendini savunmak için uydurduğu yalanları kopyala yapıştır şeklinde gerekçesine koydu. Haftalardır gözlerimizle izlediğimiz o görüntüleri hepimiz biliyoruz. Etemin o polis tarafından nasıl kasten vurularak katledildiğini hepimiz biliyoruz. Bu görüntüler mahkeme kararının gerekçesinde yok. Burada savcı huzurunda Etem'in vurulduğu yerde keşif yapıldı. Keşfe katıldık. Üç tanığımız dinlendi. Görüntü kayıtları jandarma uzman bilirkişiler tarafından izlendi. Tanıklarımızın ifadesine göre ve görüntü kayıtlarına göre polisin ateş ettiği nokta, Etem'in düştüğü nokta, doğrudan atış tespit edildi. Bu mahkeme kararında yok. Tanıklarımızın ifadesine ve görüntü kayıtlarına göre bu polis kendi grubundan ileriye fırlıyor, kalkanını yere bırakıyor önce, yerde yatan göstericiyi tekme tokat dövüyor, arkasından silahını çekip üstlerine, sonra havaya, sonra tekrar üstlerine ateş ederek kaçıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Hakim diyor ki gözlerinize inanmayın. Mahkeme kararının gerekçesinde bunlar yok. Otopsi raporunda mermi çekirdeği bulundu ve atış istikameti tespit edildi. Balistik raporu geldi. Bu polisin silahından çıkan mermiyle vuruldu. Bunlar mahkeme kararının gerekçesinde yok. Mahkeme kararının gerekçesinde polisin yalan beyanı var. Üç el havaya ateş etti. Yok üzerime taş attılar falan filan. Ve hükümetin sözcüleri taş atan göstericilere karşı silah kullanılmasını neredeyse savunur hale geldiler ve bu polisleri kahraman ilan ettiler. Ve şimdi hatırlayın. Filistin'de taş atan çocuklara karşı silah sıkan İsrail askerlerinin ordusundan ne farkınız var? İşte Türkiye'deki yargının geldiği durum. Bugün, dün mahkeme kararıyla Etem ikinci kez katledildi. Bundan sonra hukuksal yolları bu yargının iç yüzünü teşhir etmek amacıyla kullanacağız. Adalet beklentimiz yok. Bundan sonra Etem'in katillerini, bu süreçte öldürülen diğer yoldaşlarımızın katillerini halklar, dünya halkları ve Türkiye halkları meydanlarda, sokaklarda yargılayacaklar. Jüri sizsiniz, yargıç sizsiniz.